Aydos. Dinaktan yeni geldim gurbetten, gurbetten, gurbetten. Türk halk müziğinin yaşayan efsanesi, saz ve söz ustası, Orta Anadolu abdal müziği geleneğinin son temsilcisi, bozkır kokan toprakların en büyük gururu. Yaşar Kemal'in de dediği gibi bozkırın tezenesi. Kısaca bir garip, bir aşık. Neşet Ertaş. Sazına ve sesine hakim bu yanık sesin sahibi Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş'ın babası. Onu radyolardan bozlak okuyuşundan tanıdı ilk kez Türkiye. Uzun havaları en yüksek perdelerden hiç zorlanmadan okuyabilen bu Kırşehirli bozlak ustası aslında bir geleneğin de temsilcisi. Orta Anadolu abdal müziği geleneğinin. Mert oğlu mertten vay mertten hep. Kötülerin dalı kölgesi olmaz dedi. Adama kemlik mi gelir mert oğlu mertten hep. Kötülerin dalı kölgesi olmaz. Vay olmaz. Abdallar asırlar önce Anadolu'ya girmiş Türkmen aşiretiydi. Hayatlarını göçebelikle kazanan, yarı aç yarı tok yaşayan gönlü zengin insanlardı. Müziğe doğuştan ilgileri vardı ve duygularını saza, söze vurmayı iyi bilirlerdi. Bozlakları içten söyler, en katı gönülleri bile dağlarlardı. Gönlüm, kara kaderlim, kaderine küsüp küsüp anlama. Değişen hayat şartlarıyla birlikte düğün ve eğlence yerlerinde boy göstermeye başladılar. Karınlarını doyurmanın başka yolu yoktur onlar için. Zamanla bunu meslek haline getirdiler ve köy köy dolaşıp saz vurup türkü çığırmaya başladılar. Bu geleneğin memlekette tanınmasına ise geleneğin son temsilcilerinden Kırşehirli Muharrem Ertaş etken olmuştur. Ondan önce Toklumenli Aşık Sait icrasıyla bilinse de çaldığı ve söylediği türküler günümüze kadar ulaşamamıştır. Bu anlamda Muharrem Ertaş, İcra ustaları Bulduk Usta ve Yusuf Usta'dan aldığı öğretiyi Hacı Taşan'a, Çekiç Ali'ye ve oğlu Neşet Ertaş'a aktarmıştır.
Mesleğimiz bu, geçimimiz bundandır. Çocuk dünyaya geldiğinde duvarda davul gördüyse ha benim geçimim bundan der, davul beller. Zurna gördüyse babasının elinden, kulatadan gördüğünü işler. Benim babam da saz çaldığı için ben dünyaya gelince gübamın üstüne babamın sazını getirmiş koymuşlar ki saz çalsın diye. Hatta benim bir hayat şiirimde de var bu. Dizinde sızıydı anamın derdi, tokacı saz yaptı elime verdi. Yeni bitirdiydim üçüne dördü, gelip giden severdi babası gibi sazcı olmuş diye. Diye. Böyle bir de hayat şiirimde de vardır efendim. Bizim geçimimiz ta öte Atay dededen böyle. Asırlar boyundan beri böyle gelmişiz. Davullarımız, zurnalarımız, sazlarımız, kemanlarımız neyse. Halkımızın şenliği için, onların mutluluğu için asırlar boyundan beri hizmet vermişiz halkımızın mutluluğu için. Gurbet ellerinde Zahide kurbanım of, ne olacak halim? Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde doğar. Annesi henüz 5-6 yaşlarındayken kaybettiği dönedir. 5 çocuktan biri olan Neşet, çocukluğunu babasının yanında ondan saz ve söz dinleyerek geçirir. Kah o köyde, kah bu köyde, düğünlerde çalıp söyleyen Muharrem Ertaş'ın yanında zil takar ve oyun oynar. İleride bir efsane olarak anılacak büyük usta, kimine göre işte bu ritimlerle başlangıç yapar halk müziğine. Geçimlerini bu yolla karşılayan baba, bir yandan sazını icra ederken, bir yandan da müziğe olan ilgisini fark ettiği oğluyla ilgilenir. Bildiği her şeyi ona öğretir. Ancak bir gün Neşet hiç doyamadığı anacığını kaybeder. 30'lu yaşlarındaki anası döneyi toprağa verirler ve o köyden de göç ederler. İşte garibin çilekeş hayatı o andan sonra tamamen değişir. İki aşıklardı babamın ananam birbirlerine. Baba, anam duygulu bir insandı. Duygulu bir insandı. Ben çocukken babam bir yere gidip gelinceye kadar ağlardı. Babamın hasretine dayanamazdı. Ağlardı. İşte babam bir yerlere giderdi 3-5 gün neyse şu bu bilmem bir şey. Bana evde tokacı, asbap çamaşırı yıkadıkları tokacı böyle deldi, elime tel taktı, verdi usule. Ben böyle şey yaparken ağlardı hep. Hayır efendim, saz çalamazdık. Bizi babam bir köyde değildi. Babam köy düğünlere giderdi. Düğünlere bizler de adettir. Çocuklar 5-6 yaşına gelince babalar düğünlere götürürdü. Babalar düğünlerde nasıl oturuyor, nasıl çalıyor, nasıl söylüyor, bunları izlerdik. Bizim için bir ders idi bu. O zaman da boş durmasın diye, orada boş çocuk oturmasın diye eline zil verirlerdi, ritim öğrensin diye. Biraz büyüdüğü zaman kaşık verirlerdi eline ritim üzerinde. Thank you.
Tabii bu oyun havaları çalındığında da eskiden günah derlerdi. Halk kalkıp oynamazdı. Bizim çalgıcı arkadaşlarımız da tabii. Onlar da sevimli çocuklar olduğu için kaşıklarına, zillerine kakar oynarlardı. Düğünlere şenlik katarlardı hem. Böylece de hem derslerini alırlardı, hem eğitimlerini yaparlardı. Biraz daha büyüyüp şöyle 10-15 yaşına geldiğinde davul mu çalıyor, zurna mı çalıyor, saz mı çalıyor, kemanı mı çalıyor, birisine sahip olurdu. Ben de onlardan biriyim. Neşet Ertaş bir gönül adamıdır. Çiçek Dağı'nın bu duygusal sanatçısı henüz daha çok küçük yaşlarda gönlünün sesini dinlemeye başlar. Bozkır'ın aşkla suladığı topraklarda o da bir kıza aşık olur. Ancak o duygunun adını bile bilmediği bir yaştadır. Ahar can özümde sel gizli gizli. İlk sevdam evcilik oynadığım arkadaşım. Kız erkek böyle taş düzerdik adrefimize ablam. Kız erkek taş düzerdik, evcilik oynardık, köydekilerinin oyununu çıkartırdık. Böyle ben evcilik oynadığım kıza aşık oldum. Ya 2 yaşındaydım ya 3 yaşındaydım. Evcilik oynadığım taş düzerdik adrefimize. Uzaktan bir yolcu giderken de bir türkü çığırırdık. Hiç kimse bu türküyü bize belletmemiş idi. Hangisi gördüyse hayvanın üzerinde bir yolcu gidiyorsa tarlasından evine nereden nereye başlardı o. Dayı beri bak, kulaklarına deri tak. Hiç kimsenin sana fayda olmaz, kötü avradına ey bak deyi taş düzenlerde aynı sese katılırdı. Ya evcilik oynadı, kız arkadaşıma aşık oluyordum. 2-3 yaşından beri aşığım efendim. Gizli dertten hastalanmış bir de duydum menom ölmüş ay 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 ay. İlk aşkı çocukluk yıllarında kalır ve aradan seneler geçer. Ne o Neşet'i ne de Neşet onu bir daha görür. Ancak bu aşk hafızada kalır bir kere. Ve bir gün ilk aşkının öldüğünü duyar büyük sanatçı. Sazını eline alır ve yanık bir türkü okur. Vay 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 vay. Bugün bana bir hal oldu, yerden kara haber geldi. Bu haber bağrımı deldi, dediler ki Menon öldü. Vay vay dünya diye bir türkü. Dinlerseniz anlarsınız efendim onu. Benim ilk aşık olduğum kız için. 6 yaşından beri de görmedim hiç onu. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca. Neşet Ertaş, babası, kardeşleri ve üvey anasıyla birlikte o köyden bu köye göçer durur. Üstelik baba Muharrem Ertaş artan nüfusa bakmakta zorlanmaktadır artık. Yedikleri çoğu zaman bir yavan ekmek olur. Köy düğünlerinde çaldıkça bazen 3-5 kuruş para, bazen de tahıl götürürler evlerine. Ancak Neşet iyi keman çalmaktadır. O dönemde keman çalan çok bulunmazdı köylerde. Yine de onun gönlünde babası gibi saz çalıp derin sözler söyleyen türküler söylemek yatar. Zaman zaman babasının sazını alır ve köy düğünlerinde çalar. Bıyıkları yeni yeni terler olmuş, vurduğu her parmak sazın perdesinde yerini bulmaya başlamıştır. Artık köy düğünlerinde çalarak karnını doyurabildiğini fark eder. Ancak abdalların bu gönlü zengin çilekeşi gittiği köylerde garip bir duyguyla karşılaşır. Aptal geleneği, yani küçük aileler, işte öyle aşağılanmış aileler, hani aşağılanmış aileler böyle büyüğüne de ağam, küçüğüne de ağam, büyüğüne de eyvallah, küçüğüne de eyvallah, yani kula kulluk ettik bu yaşa kadar, 72 yaşına geldim. Ağam demezsen olmaz.
Eyvallah demezsen olmaz, paşam demezsen olmaz. İnsanım dünyaya geldim diyerek, derdi çileyle daldım diyerek. Çaldığı bir köy düğününde bir kıza sevdalanır. Babasını kızı almaya gönderir ve beklemeye başlar. Gelen cevap yüzünde bir tokat gibi patlar. Kızın babası saz çalıp türkü söylediği için kızını genç garibe vermek istemez. Garip bildiği bir atasözünü yaşamaya başlar. Aşağılandık. En açık örneği atasözü haline geldi. Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Davulcu zurnacı fakir olduğu için. Ama parayı veren düdüğü çalıyor. Haşhazırdan yırak gönül parayla satılır mı? İnsan parayla satılır mı? Kim kimi satıyor? Hiç kimse kimsenin değil. Hak katında herkes birer bireydir ruh olarak. Ama ne var ki? Dünya kanunu, hakkın sırrıdır bu. Ben anamdan doğarım, kardeşim anamdan doğar. Bir sahiplenmedir bu ama gönüle gem vurulamaz. Gönül mahkum edilemez, gönüle zincir vurulamaz. Gönül kimi severse de güzel o. İki gönül bir olunca suvan yesen bal gelir. Garibim dünyada. Bu durum 15 yaşındaki Neşet'i toprağına küstürür. Zaten köylerde saz çalıp türkü okumakla da geçinmek zorlaşmıştır. Sazını alıp yola düşmek, ekmeğini el diyarında aramak gereklidir. Gurbete çıkmak farz olmuştur artık. Memleketimizde tabii köylülerimizin düğünlerini çalardık. Tabii nesil büyüyor, çoğalıyor. Çoğalınca da tabii bizim başka bir gelirimiz yok. Halkımız düğün edecek de gidecek. O da her ne zaman eder. Eskiden harmanı kaldırdıktan sonra 1-2 ay, 3 ay düğün çalardık. Ondan yıl 12 ay geçinmek zorunda kalırdık. Nesil de çoğalınca ben aldım sazımı, aldım başımı gittim. İsterim ki bu dünyada hiç kimse cahil kalmasın. Okusun ilmin kitabını, cahilden akıl almasın. Cebimde 2,5 liram vardı. Kırşehir'den İstanbul'a gelinceye kadar 2,5 liraydı otobüs. Ankara'ya otobüs durağına getirdiler, bıraktılar beni. Elimden bir kuru sazım. Otobüs durağında ben İstanbul'a gideceğim, param yok dedim. Orada çığırtkanlar vardı, otobüs çığırtkanları. Ondan sonra baktım şöyle kısa boylu, yüzü yanık bir genç birisi vardı. Param yok, İstanbul'a gideceğim dedim. Elimde sazı gördü, çal dedi. Ben çalıyorum otobüslerin gürültüsü arasında gelip giden çığırtkan. Onlar bir yandan çığırtkan, hadi bilmem. O ben gelirdi ara sıra bir dinerdi şöyle beni. Giderdi çığırtkanlığını yapar. Geldiği zaman gene saz çalacağım. Ben onu biliyorum. Çalardım. Akşama kadar saz çaldım. En son otobüsün arkasında şöyle bir yer vardı. Oraya beni ayakla verdi. İstanbul'a gittim. Tele düştü bizim yolumuz. Seyrettim bizim eller görünmez. Kamelinden çok perişan halimiz. Garip İstanbul'u görünce irkilir. Koca şehir onun gibi binlerce Neşet'ten ibarettir.
Hepsi de ekmek peşinde yurdundan göç etmiş, hayat kurmaya gelmiştir gurbet ellere. Umudunu bağladığı sazını alır ve ucuz bir otele yerleşir. Üstelik karnı da açtır. İş aramaktan başka çaresi yoktur. Oraya sazımı koydum, iş aramaya çıktım. İşte nerede? Önüme dükkanlar geliyor, sokaklar geliyor. Ben iş arıyorum diyorum. Akşama kadar o gün, yine yatmadan uyumadan gezdim. Akşam geldim, işte yattım. Sabah tekrar kalktım. Bu defa daha başka yerlere gittim iş aramaya. Gene bulamadım. Ertesi gün yine kalktım, sabah erkenden gittim. Böyle 3-4 gün, hatta 5 gün iş bulamadım. Eşit abi, ne iş olsa yapar mıydınız? Ne iş olsa yapardım. 5. gün karın tokluğuna iş aradım. Yani bana karnımı doyurun, bana iş verin dedim. Karın tokluğuma, acıkmışım herhalde 5. gün. İşte 14-15 yaşlarındaydım. Karın tokluğuna da iş bulamadım. Gurbet ele düştü bizim yolumuz. Seyrettim bizim. Yoksul Neşet sonunda Sirkeci'de bir plakçının kapısını çalar. İçeriye buyur edilir ve saz çalması istenir. 15 yaşındaki Neşet Ertaş bir bozlak söyler. O dönem plak dönemidir. Çok beğenilir ve hemen bir mukavele imzalanır. Şençalar plağın sahibi Kadri Şençalar çok duygulanmıştır. Gözlerinden yaşlar süzülür. O çaldığım havayı çal dedi bana İsmail Şençalar. Ben çaldım o bozlağı. Kadri Şençalar ağladı. Hemen yanıma geldi. Yavrum nerelisin, nereden gelip nereye gidiyorsun dedi. Nerede kalıyorsun dedi bana. Sordu. Anlattım. Anlatınca benim elimden tuttu. Beyoğlu'na götürdü beni. Beyoğlu'nda Beyoğlu Saz diye bir pavyon işte. Pavyonmuş. Öğlene doğru işte oraya iletti. Oo Kadri Bey, siz buralara gelir miydiniz dedi. Şef de garsonlara temizlik yaptırıyormuş. Size bir garip getirdim dedi. Garip sahneye çıkıp bana garip bülbülü söyle dedi. O çaldığım havayı. Ben sahneye çıktım, öyle ki onu çalıyorum. Onlar orada konuşmuş. Öğlen yemeğimi, akşam yemeğimi orada yiyeceğim. Akşam da orada bir saz çalacağım. Bana 7,5 lira da para verecekler. Neden garip garip ötersin bülbül? İstanbul'un bir şeyi vardı. Ben sahnede çalarken bir hava isteyenler bir kağıdın içine 3-5 lira, 2,5-5 lira kollardı. Garsondan gönderirlerdi. Çok saygın insanlar idi o zamanın izleyicileri pavyonda. Ancak genç Neşet İstanbul'a ısınamaz. Gurbet onu ürkütmüş, iki plak doldurmasına rağmen mutsuz etmiştir. Toprağına döner ve babasından feyz almaya devam eder. Bir süre sonra Kırşehir'de de yapamayacağını anlar ve gurbet yoluna tekrar düşer. Bu defaki adres Ankara'dır. Akrabası Hacı Taşan, Ankara Radyosu'nda bir programa katılmış ve sesi Kırşehir'e kadar yankılanmıştır. Ankara Radyosu'na gider ve Muzaffer Sarı Sözen'in hazırladığı Yurttan Sesler programına konuk olur. Muzaffer Sarı Sözen onu beğenir ve Ankara Radyosu'nda ayda 2 kez 15'er dakikalık sürelerle yayına çıkmasına müsaade eder. Ankara Radyosu'nda Kırşehirli mahalli sanatçı olarak anons edilir. Ünü yavaş yavaş Garip Bülbül'ün önüne geçmeye başlamıştır. Ankara'da, düğünlerde ve pavyonlarda çalar. Bir yandan da radyoda programlar yapar. Doğduğum il Kırşehir'i, Orta Anadolu bölgesinde kurulmuş, yağışları az, bağlık bahçelik ve daha ziyade koyun yetiştirmeye ve buğda ekimine elverişli bir
araziye sahiptir. Ondan sonra neçe sonra orada imtihan açıldı. Biz mahalli sanatçı olarak imtihana girdik. Türk müziği hocaları önünde, Batı müziği hocaları önünde, halk müziği hocaları önünde bana ayda 2-15 dakikalık program verdiler. Ben her ay 2-15 dakikalık program çalar söylerdim. İşte ondan sonra tanındık tabii. Elbette radyo tanıttı beni. Şu garip halimden bile şu eli nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilim güler yüzlüm, ey ceylan gözlü, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neşet Ertaş'ın içli sesi memlekette yankılandıkça ünü katlanarak artmaya başlar. Ardı ardına çıkardığı plaklar, ülkenin siyasi çalkantılarının ayyuka çıktığı Ankara'da kulakların pasını adeta siler. İşte bu dönemde Garip bir kıza tutulur ve kısa süre sonra da evlenir. Babası Muharrem Ertaş'ın karşı çıktığı bu evlilik 10 yıl sürer ve sonra boşanmayla sonuçlanır. Müziklerini aşkın beslediği Neşet Ertaş bu ayrılıktan sonra en içli eserlerini bu dönemde verir. Garibin çilesi şöhreti gibi artmış, üç çocuk babası Neşet'i bu defa ayrılık acısı sarmıştır. Yazımı kışa çevirdim, karlar yağdı başa valeyla. Ankara pavyonlarında ve düğünlerde çaldıkça içlenir, içlendikçe kendini alkole verir Neşet Ertaş. Ancak çilesi daha bitmemiştir. Bir gün sazına istediği gibi vuramaz. Hastaneye kaldırılır ve burada gerçeği öğrenir. Garip, felç olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Düğünlere giderdik. İçkili olurdu düğünler. Bir köyde bir düğün olur. 5-6 köyde davetli olur oraya gelirler. Davetliler gelir odalara dağılırlar. Herkes odalarda içkili sofralarını kurarlar. Çalgıcıları çağırırlar. Biz bir grup mesela bir düğüne gideriz. Alır beni o düğünün yöneticisi, düğün kahyası derler. Alır buraya getirir buradaki oturanlara. Ben burada çalar söylerim onların isteğine göre veyahut da kendimizce. Buradan beni alır öteki yere götürür. Oradan alır öteki yere götürür. Eskiden böyle hoparlör şunlar bunlar yoktu. Böyle düğünler içkili olduğu için mecbur biz de içerdik. Biz vardığımız zaman bize kahve çay değil de içki ikram ederlerdi. Bu alkolün verdiği bir şeydi, zarardı. Benim parmaklarımda biraz uyuşmalar oldu. Dağlarda beni gören ağladı beni. Gurbete düşmenin zamanı gelmiştir bir kez daha. Sazını alır ve abisinin yanına Almanya'ya gider. 1976 yılında abisinin bakım kağıdıyla tedavi olmak üzere gittiği gurbet ellerde tam 27 yıl kalacaktır. Birkaç yıl sonra çocuklarını okutmak üzere Almanya'ya getirir ve pasaportuna müzisyen yazdırarak yine müziğiyle ekmeğinin derdine düşer. Önceleri bir türlü alışamaz Alman memleketine. Ancak daha sonra işçi Türklerden gelen teklifler üzerine düğünlerde saz çalıp türkü okumaya, oyun havalarıyla toprağının insanlarını coşturmaya başlar. Acı vatan onu da bağrına katmıştır artık. Yani şunu demek ki gurbet garipliktir yavrum. Gurbet garipliktir. Biz bu garipliği biz her zaman çektik. Memleketimizde de doğduğumuz yerde de çektik. Gariplik biz her zaman garibik. Yani sahipsizlik yani yalnızlıktır. Yalnız kalmaktır gariplik bu. Bir de şu gönlünün eşini bulan garip değildir. Müzik
yaz çiçeği gibi bittim o. Neşet Ertaş yıllar sonra bir gün memleketinden acı bir haber alır. Gönlünün eşi, öğretmeni ve babası Muharrem Ertaş ağır hastadır. Uçak biletini alır ve hemen yola düşer. Kırşehir'e gelir ve babasını son bir kez görür. Muharrem Ertaş hasta yatağından onu selamlar. Bu selam garibin babasından aldığı son öğreti olacaktır. Almanya'ya döndükten kısa bir süre sonra Muharrem Usta hayata gözlerini yumar. Babam gittiği zaman sanki üzerimde bir çınar yok oldu benim. Almanya'daydım ben. Üzerimde bir gölge yok oldu. Meydanda kalmış gibi hissettim kendimi. Babamla ben arkadaştım. 6 yaşında beni yanına aldı. Arkadaştım. Yani bir baba, bir oğul değil, bir sanki bir ruh gibiydik. Birbirimizi demeden anlardık. O da aşıktı. Aşıktı. Ben de aşıktım. Ataş'ın yanında duran yan masada ısınır. Ataş'tı babam. Ataş gibi bir aşıktı. Benim babası öldükten sonra gurbet ateşi daha bir yakmaya başlar Neşet Ertaş'ın gönlünü. Üstelik memleket de ona özlem duymaktadır. Pek çok sanatçı onun müziklerini çalar, dillerde ve gönüllerde yaşatır. Ve sonunda istekler büyür, çığ gibi olur, vatana çağrılır. Gözden ırak olan Neşet Ertaş 2003 yılında sazını alıp memleketine döner ve İzmir'e yerleşir. Gözünü dünyaya ilk açtığın yer kadar güzel, hiç güzel bir yer olamaz. Hele bir yaşa kadar memleket, vatanında olan bir insan bir başka yere git ısınamıyor. Ben ısınamadım. O kadar Avrupa ülkelerinde 27 senem geçti. Her hafta bir ülkede, her hafta bir... Hiçbir şeylerini sevemedim ben. Ben ozanım demiyorum, ben aşığım demiyorum, ben halk sanatçısıyım, halkın sanatçısıyım. Ama özür dilerim, ilk defa böyle bir şey söyleyeceğim. Ben bunların hepsiyim. Ama hiçbir türkümde 50 senedir aralıksız türküler verdim. Hiçbirinin içinde Neşet veya Ertaş kelimesini duydunuz mu?